Evet, herkese merhabalar. Webinarımıza hoş geldiniz. Ben Procom Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Bugün sizlerle GrandStream UCMIP santrallerde Zero Config ayarlarının arayüz eğitimini gerçekleştireceğiz. Webinarımız kaydediliyor şu anda ve gün içerisinde de YouTube kanalımızda paylaşılır olacak. Dilerseniz daha sonra oradan da izleyebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Şimdi ekranımı paylaştım. UCM 6301 üstünde Zero Config ayarlarına bakacağız. Webinarla ilgili sorularınızı webinar esnasında sorabilirsiniz. En son soru cevap kısmı yapacağız webinarımızdan sonra. Şimdi santralimizin arayüzündeyiz. System Information kısmında ben UCM 6301'i 1.013.7 versiyonunda kullanmaktayım. Ve bu versiyonda Zero Config Other Features'ın altında Zero Config seçeneğinde. Öncelikle Zero Config ne işe yarar? Bundan bahsedeyim biraz. Zero Config GrandStream uç nokta cihazlarına auto-provisioning yapmanıza yarar. Şimdi Zero Config Settings kısmıyla başlayalım. Hani direkt ayarları sıralı bir şekilde yapalım. Buraya Zero Config Settings'e geldiğinizde Basic Settings'in altında default olarak Zero Config UCM'de açık gelmektedir. Enable Zero Config seçeneği açık bir şekilde gelmektedir. Bunu buradan kapatıp açabilirsiniz. Hemen onun altında Enable Automatic Configuration Assignment seçeneğimiz de mevcut. Bu seçeneği aktifleştirdiğinizde ise santral, şuradan tekrar Zero Config menüsüne geleyim. Burada keşfettiği, o lokal network'ünüzde, o subnet'inizde keşfettiği cihazlara otomatik provisioning yapar. Bunu açtığınız zaman direkt keşfettiğinde hani elle atmak zorunda kalmazsınız. Otomatik olarak atar. Extension Assignment kısmında ise burada da uç nokta cihazlarınıza Auto Assign Extension seçeneğini işaretlerseniz aşağıdaki segmente göre ki bu değiştirilebilir. Default olarak 5000 ile 6299 arası dahili ataması yapar otomatikman. Bunu bu seçenekten gerekli yere giderek değişiklik yapabilirsiniz. Enable Assign Extension kullanmak değil de Enable Pick Extension da kullanmak isteyebilirsiniz. Enable Pick Extension seçeneğinde ise bunu işaretlediğinizde de yine bunun da bir segment var. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. 4000 ile 4999 arası. Burada da siz telefonunuza aşağıda girdiğiniz periyot ve saat cinsinden bir girelim. Bir saat içerisinde telefon auto-provisioning çektikten sonra bir saat içerisinde santral bir arama gönderir ve dahili numarasını tuşlamasını ister ondan. Burada girdiğiniz aralığa göre dahili numarası tuşlayarak kendi dahilinizde alabilirsiniz telefondan. Enable Pick Extension buna yarıyor. Hemen altında Network Settings'imiz var. Network Settings'te de kendi lokal network'ünüzün dışında başka subnetleriniz mevcutsa, orada uç nokta cihazlarınız varsa farklı bir subnetinizde, burada subnet whitelist yaparak o uç nokta cihazlarına da Zero Config gönderebilirsiniz. Eğer farklı subnetler kullanıyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz Zero Config Settings'te. Şimdi buradaki ayarları yaptıktan sonra Save kısmından kaydedebilirsiniz. Hemen yine Model Update ile devam edelim. Model Update seçeneğinde ise burada tüm GrandStream uç nokta cihazlarının bir Model Update'leri var. Ve bu Model Update'leri indirmeden o cihazları UCM'de Zero Config görmez. O yüzden Model Update'leri indirmeniz gerekiyor. İndirmeniz için de santralin internete çıkması gerekiyor. Santral eğer internete çıkıyorsa buradaki Model Update'leri indirebilirsiniz. Aynı şekilde GrandStream paylaştığı bir Model Template paketi var. Bunu da buradan model bazlı upload edebilirsiniz. Burada biz bugün yanımda benim GRP2602P modelim var. GRP2602P modeli için ben Zero Config çektireceğim ve gördüğünüz gibi 1.1 versiyonu indirilmiş durumda ve ben şu anda benim bu cihaza Zero Config atmam için bir engel bulunmuyor. Model update'im indirilmiş durumda. Burada sayfa sayfa tüm ürünlerimizi görüntüleyebilirsiniz. Tüm uç nokta cihazlarımızı. Evet, model update kısmında bu şekilde modellerimizin update'lerini indiriyoruz. Daha sonra model template kısmıyla devam edelim. Model template kısmında ise bu uç nokta cihazlarına cihaz bazlı ayar yapmak istediğinizde, model bazlı ayar yapmak istediğinizde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane model update add yapalım.
Şimdi modelimi seçiyorum. Modul update'imi indirdiğim GRP2602P modelini seçiyorum ve buna bir isim girmem gerekiyor. Template name'ine. Buna da GRP2602P ismini girelim. Description kısmında bir tanım koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Zorunlu doldurulması gereken alan değil. Ve burada birden fazla, ya yani aynı model için birden fazla model template oluşturabildiğiniz için default model template olarak seçtiğinizi önce atar. Yani buna öncelik verir ki zaten burada bir ürüne yani model template oluşturuyorsanız birazdan global policy'den bahsedeceğim. Genel ayarların yapıldığı yerden. Bu model template en öncelikli Zero Config çekecek ayardır. Yani uç nokta cihazı önce model template'ini çekecek şekilde ayarlanır. Daha sonra global policy gelir. Burada default model template'i işaretlersiniz. Bu eğer birden fazla model template'iniz varsa sizin default olarak model template olduğu anlamına gelir. Şimdi burada gerekli ayarları yaptıktan sonra aşağıda bana bir menü açılıyor. Ve bu menüde option kısmında bütün cihazlarda yani bu cihaza özgü ayarlar açılmakta. Burada ayarları zaten Global Policy'de bahsedeceğim. Burada bir tane örnek olarak göstereyim. Mesela Maintenance kısmında açılan ayarlar bu şekilde. Buradan bunları değiştirip cihaza gönderebiliyorsunuz. Ama model template'in asıl amacı model bazlı ayar yapmak olduğu için örnek veriyorum firmware source kısmında server path'ini burada firmware.grandsim.com yapmanıza gerek yok. Yani çünkü bütün modellerde zaten firmware.grandsim.com olduğu için bunu global policy'de yapalım. Birazdan göstereyim. Ve burada ayarladığınız ayarları çekecek şekilde gelir. Yani burayı açtığınızda bu sekmeyi bu ayarları çekecek şekilde gelir. İstemediklerinizi kaldırmanız gerekiyor. Mesela bu ayarı istemiyorsam ya da otomatik upgrade'lerini istemiyorsam bunları kaldırmam gerekiyor. Yoksa çeker. Burada özel olan bir şey dedim ki bu model bazlı ayardır ve burada P kodları cinsinden custom parameter yani özel parametreler girebilirsiniz. Peki onu nasıl yapacağız? Burada add new file kısmında eklediğinizde burada benden bir P kodu girmemi ister. P işte burada örnek olarak bize ne vermiş? Diyor ki dili İngilizce'ye çevirmek istiyorsan P1362 kodunu gir ve value kısmına en us yaz şeklinde söylemiş. P1362'yi buraya giriyorum. Daha sonra en us yazmamı istemiş benden İngilizce dil için. İşte Türkçe için TR-TR şeklinde. Burada yine bir description girebiliyorsunuz. Ve burada yazdığınız P kodunun possible match exist kısmında da bu ne işe yaradığını gösteriyor. Bu dilin değiştireceğini söylüyor. Language diyor bize. Peki bu modellerin P kodlarına nasıl erişeceksiniz? Şimdi onun için hemen şuradan ekranımı değiştireyim. Onu da göstereyim. Evet, ekranı değiştirdim. Şimdi burada görüyorsunuz GrandStream'in sitesindeyiz. Support kısmında Tools'a geldim. Tools'ta burada aşağıda Configuration Template adında bir dosyamız var. Bunu indirdiğiniz zaman şuradan tekrar ekranımı değiştireyim. Masaüstümü de göstereyim. Evet, bunu indirdiğiniz zaman, Configuration Template'i indirdiğiniz zaman şöyle bir dosya gelmekte. Ve bunu burada modellerimizi seçip oradan P kodlarını öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum GRP2602P modelim var ve benim 10331 versiyonunda. Bu 10331 versiyonun XML dosyasına pardon TXT dosyasını açıyorum. Bu TXT dosyasında gördüğünüz gibi P kodlarının ne işe yaradığını söylüyor bana. Diyor ki mesela account name girecekseniz P267 yanına da string yani harfleri kullanarak değer girin diyor. SIP server için mesela P47 kodu ve SIP server yazın diyor. Burada custom parametreler düzenleyebiliyorsunuz. Hangi P kodun ne işe yaradığı bu configuration template'in içinde mevcut. Şimdi tekrar santralimize geri dönelim. Evet, santralimize geri döndüm. Burada custom parametreleri ekleyerek model bazlı ayar yapıyorsanız burada P kodlarıyla da ayarlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben gereksiz ayarları kapatayım. Bu kısmı da save'leyelim. Bir tane GRP2602P modeli için bir model template oluşturmuş durumdayım şu anda. Bu model template işaretlediğimde silebiliyorum. Export edebiliyorum. Yine ayarların üzerine başka bir santrale yükleyeceğim mesela. Export ettim. O santrale import edebiliyorum. Ve bu template'lerimi kopyalayabiliyorum. Options kısmından da yine düzenleyip bu template'i silebiliyorum. Model template'te model bazlı ayarlarınızı yapabilirsiniz.
Şimdi Global Template kısmıyla devam edelim. Global Template'de ise Global Policy'yi birazdan göstereceğim. Yani Global Policy ortak ayarların içerdiği menüyü göstereceğim. Burada da Global Policy'ler oluşturabiliyorsunuz template'lerde. Model Template gibi aynı şekilde. Buradan yine add dediğimiz zaman buna bir template ismi girelim. Mesela Global 1 diyelim buna. Description girmeme gerek yok. Aktif deaktif edebiliyorsunuz. Global 1 dedikten sonra yine option menüleri açılıyor ve bir Global Policy menüsündeki ayarlar geliyor. Yani tüm uç nokta cihazlarımız için GrandStream ortak ayarları içeren menü geliyor. Mesela buradan ben PBX için mesela description'ında buna LDAP diyelim. LDAP ayarlarını çektiren ayar olsun bu sadece. Burada kontak listeye geldiğim zaman LDAP direktörde PBX'i işaretleyip ben buna LDAP atabilirim. Santralim zaten bir LDAP server oluşturuyor dahilleri içeren. Bu LDAP server'ı çektirmek için bir global template oluşturabilirim. Ama biz şimdi model template ve global policy kullanacağımız için bunu oluşturmayalım. Global template'te de yine aynı şekilde model template gibi oluşturduğunuz template'i silebilir, import export yapabilirsiniz ya da kopyalayabilirsiniz. Global policy'ye gelelim. Global policy kısmında ise tüm cihazlarda ortak olan ayarların yapıldığı yerdir. Dediğim gibi cihazlar öncelikle model template'im var mı benim diye bakar. Model template yoksa global policy'deki ayarları çekmektedir. Burada tüm cihazlarda ortak olan ayarları yapmak doğru olacaktır. Yine burada da import export seçeneğimiz var. Ayarları yaptıktan sonra başka bir santrali kullanmak üzere global policy'lerinizi dışarıya alıp içe aktarabiliyorsunuz. Burada ayarlarımızı yapalım. Localization kısmıyla başlayalım. Localization kısmında language'ini Türkçe yapalım. Mesela bir cihazlarımızı Türkçe kullanacaksak. Date format kısmında day month, burada saat tarih ayarlarını yapalım. Font settings kısmında ise burada işte dial planınızı değiştirebiliyorsunuz. İşte kare tuşunu mesela arama için kullanmayı kapatalım. Örnek veriyorum, kare tuşuyla aramasın şeklinde. Burada Not Traversal'da Keep Ally modumuz var. Biliyorsunuz Keep Ally modu cihazlarımızı canlı tutmaya yarıyor. Santralle sürekli birbirleriyle haberleştiriyor belli süre aralıklarla. Bunu buradan açabilirsiniz. Tüm cihazlarımızda olması gereken bir ayardır mesela. Aşağıda General Settings'te değiştireceğimiz bir şey yok. Contact List kısmında mesela tüm cihazlarımda ben LDAP Server çektirmek istiyorum. Buradan LDAP Server'da PBX'imi seçtim. XML Phonebook olarak da yani listeli bir şekilde gelsin istiyorsam XML Phonebook'u da buradan benim yine LDAP'ımı çekecek şekilde ayarlayabilirim. Hatta bunu bir LDAP Server gibi 5 dakikada bir de güncellettirebilirim. Buradan gerekli ayarları yapıyoruz. Maintenance kısmında mesela ne dedik? Tüm cihazlarımız için bizim ortak firmware'ını güncelleştirmesini yapacağı adres firmware.grandstream.com'dur. Bunu tüm cihazlarıma çektirebilirim buradan. Config server path kısmında burada zero config adresi yazmakta. Cihazımın zero config adresini göndermekteyim. Firmware upgrade rule kısmında firmware.grandstream.com'u girdim ama cihazda otomatik upgrade yoksa otomatik çekmeyecektir. Otomatik çekmesi için bunları açmam gerekiyor. Benim otomatik upgrade kısmını da açalım. Admin parolası mesela cihazların daha hiç arayüzüne girmeden buradan admin parolalarını değiştirebilirsiniz. Burada koyduğunuz parolayı gönderebilirsiniz. Daha sonra aşağıda devam edelim. Network settings kısmında da işte cihazınızda burada network ayarı yapacaksınız. Buradan ayarlayabilirsiniz. Yine burada keep alive mesela interval var, yani kaç tane kontrol edeceği var. Bunları buradan da açabilirsiniz. İşte lokal SIP portunuz mesela 50-60'dan farklıysa buradan girip değiştirebilirsiniz. Burada sadece açtığınız ayarları gönderir. Ama model template'te o sayfadaki tüm ayarlar açık gelir. Siz silmeniz gerekiyordu. Bunu hatırlatmıştım model template kısmında. Burada işte customization kısmında mesela burada benim işte 1024x600 ekrana sahip bir cihazım varsa bunlara işte otomatik bir wallpaper atabilirsiniz ya da bunu model template'te yapıp cihaz bazlı da ayar yapabilirsiniz bu kısımda. Communication settings kısmında da burada işte mail ayarı girilen bir cihaz ya da FTP server kullanıyorsunuz. Bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Global policy'de örnekle bu ayarları kaydedelim. Mesela LDAP çektirmiş oldum. Natraverse'dan keep alive açmış oldum. Ve saat tarihini ayarladım. Dilini değiştirdim cihazımın. Bu ayarların benim tüm cihazlarıma uygulanacak şekilde global policy oluşturmuş durumdayım ben şu anda. Global policy'm hazır. Buradan menüyü yenilemem gerekti. Şimdi
Şimdi global policy kısmını ayarladım. Yine import export edebileceğimi söyledim. Şimdi zero config nasıl atacağız cihazlara? Buna gelelim. Zero config atmak için öncelikle işte Sentry'nin zaten kendi subnetindeki cihazları otomatik keşfetme özelliğine sahip. Ama siz bir cihaz taratmak istiyorsanız bunu auto discover kısmından yapıyorsunuz. Auto discover'da da scan metodumuz var bizim. 3 adet metodumuz bulunmakta. Ping, at ve sip mesaj olarak. Ping attığınız zaman network. Mesela bizim broadcast IP'miz buymuş. Sonuna 255. Ben buraya 255 girerek tüm bu network'ü tarayabilirim. Tüm cihazlara ping atar ve bu ping'e karşılık veren tüm cihazları burada listelersiniz. Hani Grand SIM olmayan cihazlar da gelir. Bu şekilde ping de scan metodu olarak kullanabilirsiniz ama ping olarak kullandığınızda modeli işte versiyonu IP yani bunlar bazı bilgiler gelmemektedir. O yüzden biz burada SIP mesajı olarak göndermek zorundayız. Keşfedeceğimiz ya SIP mesajı olarak gönderirsem tüm bilgilerini içeren ayarlar gelir ve ben o zaman zero config çektirebilirim. Scan metotta SIP mesaj olarak çekiyorum. Benim bir tane GRP2102P'm vardı mesela. O 042 adresine tabii onu buldu şu an şey santral. Mesela o IP'sini bildiğim bir cihazı buradan tarama yapabilirsiniz. Filtreleme seçeneklerimiz mevcut. Filtreleme seçeneklerinde tüm cihazlarımı listeleyebilirim ya da o an taradığım scan results kısmından o an taradığım cihazları listeleyebilirim. IP adres bazlı listeleyebilirim. MAC adresini biliyorsam MAC adresini yazıp o cihazı listeleyebilirim. Model bazlı listeleme yapabilirim. Mesela GRP2102P modelini ben buradan seçerim. O model olan tüm cihazlar gelir ve burada aşağıda o geldikten sonra o cihazların hepsini çekip update config yapabilirsiniz. Burada Auto Discover'ın yanında add menümüz var. Add menüsünde ise modelini ve MAC adresini girerek manuel olarak da cihaz ekleyebilirim. Modelini ve MAC adresini girmem yeterlidir. O iki bilgiye girdikten sonra diğer bilgileri de gelmektedir zaten. Add kısmından manuel olarak ekleme yapabilirsiniz. Buradan silmek istediğiniz mesela IP'si değişti ama önceden taramıştınız. Silmek istediğiniz cihazı işaretleyip delete yaparak silebilirsiniz. Yine edit menümüz var. Biz IP adresinden bir tarama yapalım. Ben şimdi bu GRP2102P modelini kullanacağım. Buradan gelip edit dediğim zaman burada düzenleme yapabiliyorum. Burada account ataması yapabiliyorsunuz basic settings kısmında. Buna account 1000'miş. Biz şimdi test için mesela 1002 dahilisini gönderelim bu cihaza. 1002 dahilisini gönderelim. Advanced settings kısmında ise burada yanında hangi ayarları çekeceğini preview bir ön izleme olarak gösteriyor bana. Diyor ki ben Global Policy'de mesela Türkçe ayarlamıştım dili ama model template'ini İngilizce gönderdiğim ve model template öncelikli olduğu için İngilizce olarak çekecek dilini. Bunların bana bir ön izlemesini gösteriyor hangi ayarları çekeceğini. Burada işte model template'i kullanabileceğim. Zaten bir tane default model template'i bulunduğu için demin isim verdiğim bu model template'i kullanacak cihaz. İşte global template'ler oluşturabiliyordunuz. Yani global policy'leri içeren global template'ler oluşturabiliyoruz. Onları da mesela yani farklı farklar. Birini LDAP için yaptığınız atıyorum. Birini işte firmware update için yaptığınız ayarlar. Burada global template'leriniz varsa işaretleyip cihaza çektirebiliyorsunuz. Zaten bir global policy, bir de model template'i bulunmakta. Model template'teki ayarları çekecek. Burada işte ayarlarınızı yaptınız ve ön izlemede baktınız bu ayarları çekecek. Buradan update diyerek dahilimi de ayarladım 1002'ye. Buradan update diyerek bunu gönderebilirim. Ya da kaydedebilirim. Şimdi kaydedelim. Yandaki menülerle devam edelim. Bir cihazı işaretlediğinizde ya da birden fazla cihazı ya da tüm cihazları işaretlediğinizde update config kısmından tüm hepsini aynı anda gönderirsiniz. Reboot seçeneği yeniden başlatma seçeneğidir. Yine işaretlediğiniz cihazları ya da hepsini yeniden başlatabilirsiniz. More seçeneğinde ise buradaki cihazları import export yapabiliyorsunuz. Import yapıp düzenleme yapıp export edebiliyorsunuz ya da başka bir santrale ile import export yapabiliyorsunuz. Reset kısmından buradaki tüm dahilleri resetleyebiliyorsunuz. Copy kısmından da buradaki verileri kopyalayabiliyorsunuz cihazların verilerini. Hemen Options menüsünde de yukarıda bahsettiğim menünün bir benzerleri bulunmakta. Yine Edit menüsünden başlıyor. Edit'im var. Cihazı silebiliyorum Delete'de. Update kısmında bastığım zaman sadece o cihaza update gönderiyor. Yeniden başlatabiliyorum ya da cihazın arayüzüne buradan gidebiliyorum Options kısmından ya da şuradaki IP adresine basarak da cihazın arayüzüne gidebilirsiniz. Burada cihazımın MAC adresini, IP adresini, işte içinde varsa bir dahili versiyonunu sağlayıcısını yani zaten Grand SIM cihazları destekleniyor sadece. Modül olarak GXP işte 16 modelini keşfetmiş mesela burada ve create config kısmında da en son ne zaman
zero-config çekmiş. Bunları görebiliyorsunuz. Biz şimdi örnek olarak bir tane zero-config gönderelim. GRP2602P'miz hazırda. Buna 1002 çekecek. Şu anda zero-config çekmedi. İstersen buradan update config'den, istersen de buradan update kısmından ben notify mesajı olarak gönderiyorum ve bekliyorum. Şu anda zaten loading new language dedi cihazım yanımda. Şu an zero-config ayarlarını çekiyor. 1002 dahilisi oldu. Hemen Zero Config menüsünü yenileyelim. Bakalım buraya da yansımış mı çektiği ayar. Evet, görüyorsunuz. Ben buna az önce 10.20'de bir ayar göndermişim. Bu ayar gönderme işlemi tamamlanmış. Dahilimiz 1000'di. 1002 oldu. Hemen kontrol edelim. Burada extension kısmına geliyorum. 1002 de benim GRP2602P modelim bulunmakta gördüğünüz gibi. Dili de zaten şu an İngilizce oldu. Modül template'teki ayarını çekti. Öncelik orası demiştik. Tekrar söylüyorum. Evet, zero config işlemi bu şekilde. Zero config gönderme işlemi bu şekilde. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Webinarımız kaydedildi ve gün içerisinde YouTube kanalımızda da paylaşılır olacak. Dilerseniz istediğiniz zaman oradan da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.